Orhan denen adam daha terinin buğusu kurumadan sana posta koymaya kalktı. Ne yapabilir ki? Öyle laflar etti ki içim parçalandı. Bana ha? Hidayet! Sana ya Atıf abi, gidip bir nabzını yoklamazsan büsbütün ekşiyecek kafamıza. Hayatta en korktuğu şeydi başına gelen. Hem de oynadığı filmin galasına giden yolda. Yeşilçam'ın en güzel kötü adamı derlerdi ona. En güzel dayağı o atar, en güzel dayağı o yerdi. Hapishanedeki arkadaşının eşi hamile olduğu için Menderes'e mektup yazıp onun kalan günlerini ben yatarım diyecek kadar sevdiklerine düşkün biridir. Bıçkın İstanbullu tiplemeleriyle Ayhan Işık'a, İzzet Günay'a, Eşref Kolçak'a posta atan en sevimli kötü adam Ahmet Tarık Tekçe'nin hayat hikayesi sizlerle. Ahmet Tarık Tekçe 15 Aralık 1920 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Adalar Yargıcı'ydı. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Polis memurluğundan ayrılıp sinema oyunculuğu yapan Necip Tekçe kardeşidir. Deniz Yolları'nın Camialtı Atölyesi'nde işçi ve Haliç Feneri nüfus memurluğunda memur olarak çalışmıştır. İçinde devamlı bir boşluk hisseden Ahmet Tarık Tekçe, memuriyetin dışındaki boş zamanlarını bir şeylerle doldurmak, yazmak, çizmek ister. Bir ara karikatürler çizip dergilerde yayınlamayı düşünse de pek aklına yatmaz. Şiirler yazmayı dener ama amatörlüğün ötesine geçemez. İçindeki çocuk ruhu mizaha yatkındır. Mizah dergilerini okur, hoşuna gider, etkilenir. İşte o vakit içindeki boşluğun farkına varır ve mizahi yazılar yazar. Bu yazdıklarını bir dosyada toplar, mizah dergilerinden birine başvurur. Derginin yazı işleri müdürü Ahmet Tarık Tekçe'nin dosyasındaki mizah yazılarını beğenir, yayınlar. Daha sonra gel bizimle çalış, gazetecilik yap der. Gazetecilik cazip gelir Tekçe'ye. Nüfus memurluğundan ayrılıp dergide yazarlığa başlar. Yazları Büyükada'da oturan Tekçe bir gün gazete patronu olmak ister. Fikrini arkadaşlarına açar. Arkadaşlarının da teşvikiyle Adalar Gazetesi adlı yarı mizah, yarı magazin bir gazete çıkarır. Hem patronu hem de yazı işleri müdürüdür gazetenin. 1948 yılında sinema oyunculuğuna Tuzak filmiyle başlar. 1953 yılında Vahşi Arzu filminde kötü adam tiplemesiyle ün yaptı ve hemen hemen tüm filmlerinde bu tiplemesini devam ettirdi. Türk sinemasının belirli bir döneminde en başarılı yardımcı erkek oyunculardan biri oldu. 8-10 komedi türü filminde başrol oynamış, sonraki filmlerinde ikinci derecede kötü adam karakterleri canlandırmıştır. Bu şakaya bir nihayet verecek misiniz yoksa hepinizi atayım içeri? Ne şakası bey abi, hepimiz kızı kanlar içinde yatarken gördük. Senin kan dediğini derhal tahlil ettirdim. Kızın üzerine köpek kanı dökmüşler. 1952 yılında Adalar Gazetesi'nde dönemin Demokrat Parti hükümeti aleyhine yazmış olduğu bir mizah yazısı nedeniyle yaklaşık bir sene hapis yattı. 1952 yılının sonlarına doğru cezaevine girer. 1953 Ekim ayında cezasını çekip tahliye edildi. Cezaevinden çıkar çıkmaz filmcilerden peş peşe film teklifleri almasına rağmen o sene sadece iki filmde oynadı. Hapis yattığı süre içinde ihmal ettiği gazetesi borç yatağına girer. Çalışma ağırlığını gazeteye verir ve 1954 yılı sadece bir filmde oynar. Borçlarının bir kısmını öder, kalanını da Adalar Gazetesi'ni satarak kapatıp kendini tamamen sinemaya verir. 1954 yılında İstanbul Şehir Tiyatrolarına girmek için müracaat ettiğinde lise mezunu diye kabul edilmez. 1955'te 7 filmde kötü adam oynar. 1956 yılında başrolünü ünlü starların oynadığı 6 ayrı filmde ikinci derecede rollerde oynadı. 1957 yılında 13 filmde kötü adam oynar sanatçı. İşletmecilerin dediği gibi kitapsız ilim, tekçesiz film olmaz sloganı Yeşilçam'da kabul görür. 1958 yılında sanatçı 16 filmde oynar. 1959'da ise 18 film çevirir. Kötü adam oynamasına rağmen tatlı gülüşü, sempatik haliyle jönlerden daha çok sevilir. Seyirciden gelen rağbet üzerine her yapımcı Ahmet Tarık Tekçe ile film yapmak ister. 1960 yılı 23 filmde oynayarak Yeşilçam'da bir rekora imza atar. 1961 yılı gece gündüz demeden çalışır Ahmet Tarık Tekçe. Tam 34 filmde oynar. Gene döneceksin oraya. Beni dövdü, kovdu diyorum. Ben de kovuyorum. Hem ben döversem hikayenin sonu bamya tarlasında biter. Bilirsin, teneşirlik etmeden bırakmam. Gideceksin oraya. Fakat ben de insanım. Benim de bir izzeti nefsim var. Kör izzet senin izzeti nefsine bir şamar çekerse anlarsın zevzekliği. Bunlardan birkaç tanesi başrolünü oynadığı filmlerdir. Seyirci komediyle kötü adam rollerini bir araya harmanlayıp oynama ustalığını gösteren Tekçe'den komedi tarzında başrol filmlerde görmek ister. Toros Canavarı adlı filmde başrolde oynatılır. Rol arkadaşları Cavidan Dora, Efkan Efekan, Atıf Kaptan ve daha birçok ünlü isimli oyunculardır.
34 filmin içinde sıradan olanların yanı sıra iddialı filmlere de imzasını atar. Bunların arasında senaryosunu Vedat Türkali'nin yazdığı ve Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı Tatlı Bela filmini sayabiliriz. Tatlı Bela'da Tekçe, Orhan Günşiray ve Neriman Köksal'la başrolleri paylaşır. Ahmet Tarık Tekçe tiyatro sanatçısı Nezihe Becerikli ile evlenip ayrıldı. Daha sonra Hatice Tekçe ile evlendi. Galatasaray'dan sınıf arkadaşı Metin Toker Ahmet Tarık Tekçe'yi şöyle anlatıyor. Galatasaray Lisesi'nin 7. sınıfında Türkçe hocamız Esat Mahmut Karakurt'tu, meşhur romancı. Biz Ahmet Tarık Tekçe ile yan yana otururduk. Sonraların meşhur sinema oyuncusu. Yıl 1936. Bizim 7. sınıf yatısızlardan oluşuyordu. 1930'da 1. sınıfa başlamış bizler 6. sınıfı bitirip 7. sınıfa geldiğimizde yeni arkadaşlarla tanıştık. Bunların çoğu çift dikiş olsun diye sınıfları ikişer senede geçmek adetindeydiler. Onun için bazılarıyla aramızda yaş farkı vardı. Ahmet Tarık Tekçe bunlardan biriydi. Sonradan Türk filmlerinin iyi yürekli kötü adamı olacak Tarık'ın gerçekten altın gibi bir kalbi vardı. Ben yılın sonunda 8. sınıfa geçtiğimde o aynı sınıfta 3. kez kaldığından başka okula kaydını yaptırdı. Ama arkadaşlığımız ömür boyu, onun kısa ömrü boyu sürdü. 1950'lerin ortasında eşim hamileyken hapishaneye atıldığımda Başbakan Adnan Menderes'e Metin'i eşi doğum yapıncaya kadar bırakın, yerine ben yatayım diye telgraf çekti. Kendi kızı dünyaya geldiğinde de adını Özden koydu. 1964 yılında Adanalı Tayfur Kardeşler adlı filmde Türkan Şoray, Efkan Efekan, Ahmet Tarık Tekçe, Öztürk Serengil, Kadir Savun, Sevda Ferda ve daha birçok ünlü isim bir arada oynarlar. Aşkımızın ve müstakbel yuvamızın ifadesi olan şu çiçekleri kabulünüzü rica ederim Türkan Hanım. Buyurun. Kardeşim namına teşekkür ederim. Sevinince her şeyi havaya atar da. 1964 yılında ölmeden önce oynadığı son film Yan Kesici Kız'da senarist Fuat Özlüer, yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncular Filiz Akın, Orhan Günşiray, Cüneyt Arkın, Sadi Mutlu'ydu. 16 yıla 300 film sığdıran Tekçe'nin ölümü en korktuğum şey dediği trafik kazasıyla oldu. 4 Ekim 1964 tarihinde 44 yaşındayken Yan Kesici Kız filminin galasına giderken Karabük yakınlarında trafik kazası geçirdi. Araçta eşi Hatice Tekçe, Türker İnanoğlu ve Filiz Akın vardı. Bir anda şoförün hakimiyetinden çıkan otomobil önde bulunan kamyona bindirmişti. Şoför derhal ölmüş, Tekçe başından yaralanmış, eşinin de kürek kemiği kırılmıştır. Türker İnanoğlu ve eşi Filiz Akın'a hiçbir şey olmamıştır. Öztürk Serengil'in girişimleri sonucu dönemin paşası ikna edilmiş ve silahlı kuvvetlerin helikopteriyle Karabük'ten Ankara'ya sevk edilmişti. Hacettepe Hastanesi'nde bir süre komada yattıktan sonra maalesef hayatını kaybetti usta oyuncu. Ve sevenlerini, o çok sevdiği Yeşilçam'ı yasa boğdu. Sempatik ve insana güven veren yüzüyle, oynadığı kötü adam tiplemeleriyle Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinden Ahmet Tarık Tekçe'yi saygı ve rahmetle anıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.